artık roba artışlarımız bitti demiştim. Fakat ön tarafın artışları, ön tarafı gövde örerken devam edecek. Şimdi birinci kola kadar örmem gerekiyor. Fakat aynı zamanda yaka artışı sırası. Yaka artışını yapacağım. Kola kadar düz örüyoruz. Evet, kola geldim. İşareti çıkarıyorum. Şimdi ben gövdenin ipini koparmayacağım. İkinci bir iple kolu örmeye devam edeceğim. Bu ip burada diğer ilmeklerle beraber bekleyecek. İkinci işarete kadar düz örüyoruz. Yani kol ilmeklerini düz örüyoruz. Şimdi kol altını, kolun kenarına 4 tane ilmek atacağım arkadaşlar. Diğer kenarına da 4 tane ilmek atacağım. Yani 8 tane ilmek artırmış olacağım kolda. Bunun 2 tanesi dikişe gidecek. Kalan 6 ilmek ise kol ilmeklerine dahil olacak. Parmağımdan faydalanıyorum. Bakın ipi şu şekilde tutuyorum. Bir, 2, 3, 4. Evet, şu anda kolda 4 ilmek artış yapmış oldum. Kolda isterseniz kenar ilmeklerini örmeyebilirsiniz. Sizin tercihinize kalmış. Evet, bütün kol ilmeklerini örüyoruz. Kol ilmeklerin arka sırasını ördük. Şimdi bu kenara da 4 ilmek atacağız. 1, 2, 3, 4. Toplam 8 ilmek artış yaptık. Şu anda şişte 66 tane ilmek oldu. Evet, bu şekilde örmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar düz. Yine dediğim gibi diğer ilmekleri şiş üzerinde de bekletebilirsiniz. İp üzerine de alabilirsiniz ya da böyle benim yaptığım gibi de devam edebilirsiniz. Koldaki 66 ilmeği düz örerek devam edeceğiz. Kolun boyu, yani şuradan itibaren kolun boyu 3 santim olunca ilk kol eksiltmemizi yapacağız. Her iki kenardan belirli aralıklarla eksiltme yaparak aşağıya doğru kolu daraltacağız arkadaşlar. Evet, şu anda kolun uzunluğu 3 santim, yani kol altından itibaren. Şöyle ilmekleri sayalım birinci sıradan itibaren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Toplam 9 sıra örmüşüz. Şimdi 10. sırada kesmeye yapıyorum. 2 düz. 1, 2. 3. ve 4. ilmeği beraber alıyorum. Evet, bir eksiltme, birinci eksiltmeyi yapmış olduk. Şimdi şişte 4 ilmek kalana kadar düz. Şişte 4 ilmek kaldı. Bu kesmeyi sola yatık yapacağım. Birinci ve ikinci ilmeği örüyormuş gibi sağ şişimi aldım. Sonra tekrar sol şişe alıyorum. Bakın ilmeklerin yönünü değiştirdim ve ikisini beraber örüyorum. Yani kesmelerin yönü kolun kenarına bakacak şekilde olacak. Evet, birinci kesmeyi yaptık. Bu ilk kesme yaptığımız ilmekten itibaren yine 9 sıra düz öreceğiz. 10. sırada yine aynı şekilde her iki kenardan birer tane eksiltme yaparak kolu örmeye devam edeceğiz. Birinci kolu bitirdim. Kol için 58 ilmek ayırmıştık. Daha sonra kolun iki kenarında 4'er tane artış yaptık. İlmek sayısı 66 oldu. Aralıklı olarak kesme yaptık. Ben toplam 10 kez her iki kenarda 10'er kez eksiltme yaptım. Toplam 20 ilmek eksiltmiş oldum. Şu anda şişte 46 tane ilmeğim var. Bu bölümü 42 santim ördüm. 3 santim lastik yapacağız. Kolun boyu toplam 45 santim olacak. Siz arzu ediyorsanız bu kolu daha da kısa çalışabilirsiniz. Kol lastiğini 3,5 milimetre şiş ile yapacağım. Bir düz bir ters lastik yapacağız. Düz, ters, düz, ters. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerliyoruz. Bir ters, bir düz. Arka sırayı da yine bir ters, bir düz olarak örüyoruz. Düz ilmeğin üstünü düz, ters ilmeğin üstünü ters örüyoruz. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Evet. Bu şekilde. Lastik boyu 3 santim olana kadar devam ediyoruz. 3 santim olunca ilmekleri kapatarak birinci kolu tamamlayacağız. Evet, lastiği de tamamladık. Şu anda lastiğin boyu 3 santim ve ilmekleri kapatıyorum. İlmekleri kapatırken düz ilmekleri düz örüyorum. Ters ilmekleri ters örüyorum. İlmekleri keserken sıkmamaya dikkat edin. Gevşek olsun ilmekler. Yoksa lastik büzüşür. Daha doğrusu kol ağzı. Büzüşür. Bu şekilde ilmekleri kapatıyoruz. tamamladık. Şimdi ikinci kolu öreceğiz. Şimdi şu ön parçayı ördükten sonra diğer ilmekleri beklemeye almıştık. Şimdi kol altı için gerekli olan ilmekleri atacağım ve arkaya geçeceğim. Arkayı ördükten sonra diğer kolu örmeye başlayacağım. Ben gövdeyi dikişsiz yapacağım arkadaşlar. Şayet siz dikişli yapmak isterseniz bu da mümkün. O zaman ön parça için 4 ilmek atın ve aşağıya doğru örmeye devam edin. Her bir parça için 4 ilmek atmanız gerekiyor. Diğer ön parçanın da kol altına 4 ilave ilmek atmanız gerekiyor. Arka parçanın ise her iki tarafına 4'er tane ilmek atmanız gerekiyor kol altı için. Bunun 3 tanesi gövde ilmekleri olacak. 4. ilmek ise dikiş için ayrılmış olan kenar ilmeği olacak. Şimdi ben dikişsiz öreceğim için 6 tane ilmek atıyorum. 1 2 3 4 5 6 Şimdi kol altı için 6 tane ilmek attık. Arka tarafın ilmeklerini örüyorum. Evet, kol ilmeklerine geldim. Yine ikinci bir iple, yeni bir yumakla kolu örmeye başlıyoruz. İkinci kolu örmeye başlıyoruz. Evet arkadaşlar, bu kolu da aynı birinci kol gibi örüyoruz. Yine ön ve arkanın ilmeklerini bir şişte ya da artık ipte bekletiyoruz. Birinci kolu bitirmiştik. Daha sonra arka ilmekleri örüp ikinci kola geçmiştik. Şu anda ikinci kolu da bitirdik. Bu aşamada şu kol altında yaptığımız işlemi burada da yapacağız. Arkayla önü birleştireceğiz ve hırkanın gövdesini örmeye devam edeceğiz. Şimdi diğer kol altında yaptığımız gibi kol altına 6 ilmek atacağız. 1 2 3 4 5 6. Evet, arkayla ikinci önü birleştiriyoruz. Şişte 2 ilmek kalana kadar düz. Artık gövdeyi örmeye başlayacağız. Düz örerek örgüye devam edeceğiz. Fakat yaka artışlarımız bir süre daha devam edecek. O yüzden öndeki ilmekleri sayabilmek için kol altlarına birer tane işaret koyacağım. Şuraya 6 ilmek atmıştık kol altına. Tam bu 6 ilmeğin ortasına bir işaret koyuyorum. Yine diğer kolunda, kol altının da tam ortasına bir işaret koyuyorum. Şimdi önlerde 35 tane ilmeğimiz vardı. Ön ve arkaya birleştirirken birer tane yak artışı yaptık. 36 ilmek oldu önde. Kol altına 6 ilmek attık. Bunun 3 ilmeği ön ilmeklere dahil. Dolayısıyla şu anda önde 39 tane ilmeğimiz var. Önlerin ilmek sayısının 42 olması gerekiyor. Yani 3 kez daha artış yapmamız gerekiyor. Şimdi düz örerek devam ediyoruz. 3 kez yaka artışı yapıyoruz. Ondan sonra aşağıya dümdüz inerek hırkamızı bitireceğiz.